Birkaç gün önce bazı basın yayın medya organlarında Kepez Belediyesi'nin Sayıştay raporları ile ilgili bazı iddialar ortaya atılmıştı. Bazı haberler yayınlanmıştı sayın seyirciler. Kepez Belediye Başkanlığı işte bu iddialar üzerine uzun bir açıklama yayınladı. Haber bültenimizin sonunda bu açıklamaya yer vereceğiz. Şimdi sıradaki haberimiz dün bir polemiğin haberiydi sayın seyirciler. Dün yayınladığımız bir canlı yayındı. Şimdi dün ne oldu? Kır cami meselesini masaya yatırmıştık. İşte haberimizde onunla ilgili 2,5-3 saatlik bir canlı yayındı. Adeta yılan hikayesine dönen Kır cami meselesi sizlerin de bildiği gibi sadece Kır camilerin değil Antalya'nın meselesi haline gelmiş durumda. Kanal V dün sorunun tam ortasındaydı. Ana haberimizi ve hemen ardından da gündem Kır cami programımızı canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Bütün tarafları konuk aldığımız ve haklı kızgınlıklarıyla Kır Camili vatandaşların yorumlarıyla enine boyuna tartıştığımız Kır Cami meselesini tüm şeffaflığıyla konuştuk ve sorunu yetkililere duyurmaya çalıştık. Başarılı da olduk belki de. Peki zaman zaman gerginliklerin yaşandığı dün gecede neler konuşuldu, neler yaşandı ve hangi sorunlar gün yüzüne çıktı? Gelin hep birlikte hatırlayalım. Sorunun olduğu her yerden yayınımız devam ediyor ve Kır Cami sorunuyla beraber Kır Cami'nin göbeğinden yayınımıza başlıyoruz. Kır Cami'yi konuşacağız. İşte böyle başladı. 30 yılı aşkındır çözülemeyen Kır Cami sorununun tüm paydaşlarıyla tartışıldığı program. Kanal V Haber Müdürü Ali Buldu moderatörlüğünde gerçekleşen programda kimler yoktu ki? Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal burada sayın seyirciler. Meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla ve usta gazetecilerle beraber yayınımıza başlayacağız şimdi. Buldu sözü ilk olarak Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a bıraktı. Uysal sözlerini projenin aşamalarını paylaşarak başladı ve ekledi. Yaklaşık benim hesaplarıma göre 15 aşamalı bir süreç, imar planı süreci. Biz bunu 8. 9. aşamasından devraldık 2014'te. Evet. Bu son geldiğimiz süreçte, tabii bu arada 18'i hazırladık, uzun bir olay, çok meşakkatli bir olay. Helali hoş olsun komşularımıza. Bu işin geri dönüşü olmayacağına hala inanıyorum, eminim. İlerleyeceğiz. Çok büyük fedakarlıklar oldu tabii. Yani bir planı hazırlamak kolay değil. 13 bin komşumuzun hissesi var yaklaşık. Planı şeffaf bir şekilde hazırladık. Öyle anlar geldi ki biz 3 gün kaybetmeyelim diye cuma günü askı süresi bitiyordu. Akşam meclisi koyduk. Yani evet, biliyorum. Arada 3 gün kaybolur da evet. Büyükşehir meclisine yetişmez sırf, diye. Sırf Kır Cami planları sırf için. Sırf Kır Cami planında 3 gün kaybetmeyelim diye. Yani bu kadar hassas yaklaştık her aşamada. Önceki konuya vakıf olan, uzun süredir bakmakta olan mahkeme heyeti yazın tamamı değişti. Ve yeni bilirkişi raporuyla da bizim yeni bilirkişi raporunu karşılayacak bir revizyon plan 5000'likte, 25000'likte geçirmemize fırsat kalmadan hemen bir mahkeme kararıyla karşı karşıya kaldık. Başkan Uysal'ın Kır Cami imar sorununun aşamalarını paylaştığı konuşmasının hemen ardından söz Kır Cami Mahalle Muhtarı Enis Gönül'e verildi. Şimdi burada mülkiyet sorunu yok. Bölge arazilerimiz maliye, vakıf, orman ve 2B gibi arazi yoktur. Tamamı tapulu ve dededen, atadan kalan şahıs tapulusudur. Hiçbir 2B'si hazinemiz, hiçbir bir şeyimiz yoktur. Buralar herhalde tapulu olduğundan mı bu kadar geciktiriliyor? Nedir bu bizim üzerimizde oynanan oyunlar diye halkımız bize sormaktadır. Camakan var, seralar var. Başka da bir şey yok değil mi? Domates bile yetişmiyor bu toprak. Burada domates, patlıcan, biber, diğer meyve türlerini göremezsiniz. Toprak verimsiz. Toprak verimsiz. Sularımız akmıyor. DS'yi burada su şeyi bile açtırmıyor. Sondaj bile açtırmıyor. İyi kötü düdenden gelen suyla sulamaya çalışıyoruz. Düdenden gelen suyun da uygun olmadığı raporu vardır. Bu toprakların altında ne var ne yok ben de bilmiyorum. Yani nedir? Buranın imardan geçmemesi. Kepez'de imar geçiyor. Hiçbir şey yok. Aksu bölgesinde imar geçiyor. Kimsenin haberi olmadan tapularını alıyorlar. 30 yıldan bu tarafa burası kanayan bir yaradır. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı alanda Kanal V Haber Müdürü Ali Buldu bir yandan da öfkeli kalabalığı yatıştırmaya çalıştı. Herkese temsilen
Bakın hepinizi temsilen burada. Kır Cami sakinlerinin en büyük mağduriyetleri teker teker gün yüzüne çıktı dün gece. İnanın biraz önce bir konuya değindiniz burada. Bu marul, maydanoz, tere, roka bizim burada ekmemiz onu yasak biliyor musunuz? Öyle mi? Her hafta bütün kır camiler burada ceza yiyoruz. 1 milyar 800 lira. Neden? Neden biliyor musunuz? Tarım ilçeyle her zaman toplantı yapıyoruz. Evet. Bize burada roka, tere, yani bütün aklınıza gelen yeşillik, ekmek yasak diyorlar. Neden? Çünkü zirai bunun ilaçları, şunlar bunlar yok. Ne yapacağız o zaman? Ver ilacı biz yetiştirelim. Siz verin, sizin verdiğiniz ilaçla büyütelim. O da yok. Ne yapacağız biz burada? Tere ekme, yani yeşillik ekme, şunu ekme, bunu ekme. İnşaat da verme, imar da verme. Peki biz buradan komple kır camurları taşınalım gidelim. Başka çaresi kalmadı bu işin. Biz gerçekten hem derneğimiz olarak hem muhtarlarımız olarak belediyelerimiz olarak iki belediyenin ikisi de cani gönülden buradan imarın geçmesini istiyorlar ve geçmek için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Ama burada ne hikmetse bizim topraklarımızda bir karış yeri olmayan vatandaş odalar dava açıyor. Sen kimsin lan dava açacak? Kimsin sen? O odayı bak şu anda yeminle söylüyorum, o oda bizim iki dudağımızın arasında. Yani o kadar doluyum ki. Tarım alanı olarak bildiğimiz Kır Cami Mahallesi'nin gerçekleri herkesi hayrete düşürdü. Şimdi görüntüde de var, background'da da görünüyor. Keskin bir bıçak gibi bir yani tarafta, yüksek katlı bir binalı böyle bir tarafta. Böyle bir köy ve burada yaşayan insanlarım ben şahsen biraz önce beyefendinin söylediğine ben utandım da biraz. Yani gazeteciyim ama bilmiyordum. Öyle. Yani burası sözde tarım alanıydı. Yani marul ekmeye bile izin ceza verilmiyor, ceza yazılıyor. Bu nasıl bir mantıktır anlamak mümkün değil. Peki bu insanlar ne yapacak? Yani tarım da yapma, bina da yapılmasın. Ölümsüz. O zaman şey kaldırın bu insanları, bir kampa falan yerleştirin demek geliyor insan içinde. Kesinlikle, yani, kesinlikle. Teşekkür ederim. Kesinlikle, sağ olun. Tüm tarafların sorununu tartıştığı programımızda dün gece Kır Cami sakinlerinin sesini bir nebze olsun duyurmaya çalıştık. Umuyoruz ki yılan hikayesine dönen meselede vatandaşın mağduriyeti en kısa zamanda çözülebilir. Bu programın tekrarını kaçıramayanlar için gündüz verdik sayın seyirciler. Bir akşam daha vereceğiz. Onu da yine duyururuz buradan.